Eğer kitap okumayı sevmiyorsanız ya da kitap okumak gibi bir alışkanlığınız yoksa hayatınızın kitabı henüz elinize geçmemiş olabilir. Ya da belki daha önce içeriğini çok fazla seveceğiniz bir kitabı henüz okuma fırsatınız olmamış olabilir. Kitap okuma alışkanlığı ya da sevgisi ne kadar çok kitap okursanız o kadar artacak bir şey. Ama bunun için ilk önce bir yerden başlamak gerekiyor. Ve ben bu videoda naçizane sizinle nereden başlamalı, ne yapmalı bunu paylaşmak istiyorum. Eğer kitap okuma alışkanlığınız veya kitap okuma sevginiz yoksa ilk adım olarak gerçekten seveceğiniz, zevk alacağınız, çok hızlı okuyup bitirebileceğiniz bir kitap kendinize seçmeniz. Bu kitap illaki klasiklerden olmak zorunda değil ya da okumanız gereken kitaplar olmak zorunda değil. Kısa hikayelerle başlayabilirsiniz ya da içeriğini seveceğiniz herhangi bir kitap olabilir. Peki siz bu seveceğiniz kitabı nereden bilebilirsiniz? Eğer bir kitaplığınız varsa o kitapla hemen gidin. Ya da eğer bir kitaplığınız yoksa bir kitapçıya gidip hemen kitapları şöyle bir inceliyoruz ve herhangi bir kitap alıyoruz. Arka sözlüğü okuyoruz, arka kapağı okuyoruz. İlgimizi çekti mi? Hemen kitabın ortasından veya herhangi birinden böyle rastgele bir sayfa açıp o sayfayı orada dikilip okuyoruz. Ve eğer o sayfa bizim merakımızı cezbettiyse, diğer sayfalara geçme isteği uyandırdıysa, birkaç sayfaya daha şöyle bir bakıyoruz. O kitap bizi gerçekten okuma hissi uyandırdıysa, o kitap sizin hayatınızın kitabı olma ihtimali var. O kitabı mutlaka edinin ve o kitaba bir şans verin. Yalnız eğer daha önce kitap okuma alışkanlığınız yoksa, sevginiz yoksa, çok ağır içerikli kitapları okumamanız size tavsiyemdir. Mesela kitap okumaya yeni başlayan birine George Orwell'ın 1984'ünü ya da Umberto Eco'nun Gülün Adı gibi kitapları tavsiye ederseniz bu insanlara çok büyük haksızlık yapmış oluruz. O kitapları okumak zorunda oldukları için o kitapları okumaya başlarlarsa belki kitap okuma sevgisini daha başlamadan bitirmiş olabiliriz. Bazı okumamız gereken kitaplar bazen gerçekten ağır olabiliyor. Bunları biraz daha ileri bir zamana atın. Kısa öykülerle başlayabilirsiniz ya da çocuk kitaplarıyla bile başlayabilirsiniz. Bu biraz şeye benziyor. Kas yapmaya çalışan birinin 5 kiloluk ağırlıklarla değil de direkt 30 kilo ağırlıklarla işe başlaması gibi. O yüzden arkadaşlar, yani biz 5 kilo ağırlıklarla işe başlayacağız. O yüzden ilk adımımız seveceğimiz içerikte akıcı, hızlıca tüketebileceğimiz kitap bulmak. İkinci adımımız küçük adımlarla başlamak. Sevdiğimiz kitabı her gün en az 10 ya da 20 sayfa okumak. Şunu unutmayalım, bizim hedefimiz çok fazla okumak değil, sürekli okuma alışkanlığı kazanmak. Bunun içinde 5-hour rule diye bir kural var. Bir alışkanlığı edinebilmek için 5 haftanın 5 günü her gün 1 saat o kazanmak istediğiniz alışkanlığa vakit ayırmak. Biz her gün 1 saat kuralını koyarsak eğer kendimize, bizim için çok fazla olabilir ve belki 1 saati yaratamayabilirsiniz. Benim tavsiyem günlük 20 sayfa kendinize hedef koymanız. 20 sayfa nedir ya? Çok az, daha fazla koyayım diyen olursa bence çok fazla sayfayla başlamayın derim. Ne kadar çok az yaparsanız, küçük adımlar belirlerseniz onu başardıkça o başarmanın verdiği mutlulukla, hisle daha fazlasını yapmak istersiniz. O yüzden günlük 20, 20 çok fazla gelecek olan bile olabilir. O 10 sayfa belirleyebilirsiniz. Günlük 10 sayfa, en az 10 ya da 20 sayfa kendinize belirleyin. Bunun için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Okuyacağınız kitabı her zaman yanınızda taşıyın. Çünkü bazen işte dolmuşta giderken ya da bir arkadaşımızı beklerken kocaman zamanımız oluyor. Ama yapacak hiçbir şeyimiz olmayabiliyor. O esnayı bile sıkıştırabilirsiniz. Üçüncü adımımız kitap okuma alışkanlığı olan, kitap okumayı seven kendinize arkadaşlar edinin. Bu gerçekten bu alışkanlığıyla sevgiyi kazanmak için en güzel etkenlerden bir tanesi. Eğer kendinize kitap okuma arkadaşı bulursanız, bir kitabı birlikte okur ve üzerine saatlerce muhabbet edersiniz ve bundaki hazzı fark edebilirsiniz, bundaki mutluluğu fark edebilirsiniz. Bundan sonra bu alışkanlığı hiç bırakmıyorsunuz. Bu gerçekten test edildi, onaylandı. Eğer etrafınızda kitap okumayı seven insanlar varsa onları bulun.
İlla kitap okumayı seven insan olmayabilir. Kendinize birlikte kitap okuyabileceğiniz, üzerine muhabbet edebileceğiniz, onu da kitap okuma sevgisine alıştırabileceğiniz arkadaşlar edinin ki bu çok, gerçekten çok önemli. Daha sonrasında bundan keyif almaya devam ederseniz eğer kitap okuduğunuz arkadaşınızla kitap üzerine saatlerce muhabbet etmek hoşunuza giderse çeşitli kitap kulüpleri var, internetten de var, internetten de bulabilirsiniz, çevrenizde de bulabilirsiniz. Siz kendiniz bir kitap kulübü başlatabilirsiniz. Ve bu kesinlikle kitap okuma alışkanlığını çok kamçılayan, kitap okuma sevgisini çok fazla kazandıran bir alışkanlık. O yüzden üçüncü adım olarak kendimize kitap okuyacağımız arkadaşlar ediniyoruz. Dördüncü adım olarak asla okuduğun kitaptan utanma ve elindeki kitapla dalga geçen insanı asla umursama. Reader shaming diye bir olay var arkadaşlar. Tam Türkçe karşılığı var mı bilmiyorum ama okuduğunuz kitaptan dolayı utandırılmanız olarak çevirebiliriz belki. Yani hani biri gelip size, "Aa sen kişisel gelişim kitabı mı okuyorsun? Ne kadar eziksin ya? İnsan gelişmek için kitaba mı ihtiyaç duyar?" diyorsa ya da işte, "Aa Harry Potter mı okuyorsun? Ne o? Sen çocuk musun?" gibi bir tepki veriyorsa ya da işte Elif Şafak okuyorsunuz mesela. Elif Şafak'ın kitabını görüp karşınızdaki insan, "Aa Elif Şafak da çok boş kitaplar yazıyor ya, daha dolu kitaplar oku" diyorsa ya da ne bileyim, "Elindeki o kitap Secret mı? Akıllı insan böyle şeylere inanır mı ya? Boş ver sen bu kitabı. Daha mantıklı şeyler oku" tarzında size yorumlar yapıyorsa mümkünse bu insanları asla umursamayın. Elinizdeki o kitabı da kenara koymayın ama bunu diyen insanları mümkünse çocuklarımızın ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin. İnsanlar genellikle hayatlarında böyle bir iki kitap okumuş ve okuduğu kitapla başka insanlara üstünlük kurmaya çalışan insanlar oluyor. Yani bu insanlara muhatap olmak yerine "ben senin kadar dolu bir insan değilim ve dolu kitaplar okumadığım için üzgünüm" deyip hayatınıza devam edin. Okuduğunuz kitabı da asla kenara bırakmayın. Bir kitap her zaman eğitici olmak zorunda değil. Amacınız her zaman bir kitaptan bir şey öğrenmek olmayabilir. Güzel zaman geçirmek için de kitap okunabilir. Bazen okuduğunuz bir kitap aracılığıyla öyle bir roman kahramanıyla bağ kurarsınız, öyle bir insanla empati duyarsınız ki normal hayatta karşınıza çıksa belki hiç umursamayacağınız bir insanda roman kahramanı aracılığıyla empati kurmayı öğrenirsiniz, bağ kurmayı öğrenirsiniz. Bu hayatta insanlar için her şeyi deneyimlemek mümkün değilken bazen bir kitap aracılığıyla, bazen gerçek bir hayattan esinlenmiş, gerçek bir hikayeden esinlenmiş, bazense yazarın tamamen eşsiz hayal gücüyle yazılmış o eşsiz tecrübeyi deneyimleyebilirsiniz. Bu yüzden kitaplar bazen eğlendirici, bazen de eğitici olabilir. Şunu söyleyebilirim ki bir kitap hiçbir işe yaramasa bile kesinlikle kelime haznenizi geliştirir. Empati yeteneğinizi geliştirir, kafa açar, zihin açar, hoş zaman geçirtir. Kitaplar aracılığıyla kendinizi çok daha rahat ifade edebilirsiniz. Konuşacak her zaman bolca konunuz olur. O yüzden bol bol okuyalım ve asla okuduğumuz kitaptan utanmayalım. Beşinci ve son adım olarak mutlaka okuduğunuz kitabı bir yere not edin. Ve ay sonunda şöyle okuduğunuz kitaplara bir bakın. Ay sonunda sadece tek bir kitap bitirmiş bile olsanız, yıl sonunda okuduğunuz kitaplara şöyle bir baktığınızda kendinizle gurur duyabilirsiniz ve bir sonraki seneye daha fazla okumak için sizi teşvik edecektir ve daha çok motive edecektir. O yüzden mutlaka her okuduğunuz kitabı bir yere not edin. Ve mutlaka ama mutlaka okuduğunuz kitapları insanlarla paylaşın. Gerçekten kitap sevgisi paylaştıkça artan bir şey. Belki eşinize, dostunuza anlattığınızda, okuduğunuz kitapları onlara anlattığınızda, mutlaka oku diye tavsiyede bulunduğunuzda onlar da size geri bildirim olarak belki başka bir kitap tavsiye edecek ve ortak kitap okuma zevklerinizin uyuştuğu insanlarla daha fazla kitap okuma sevgisini kat ve kat arttırabilirsiniz. Bu gerçekten kitap okuma konusunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden mutlaka son adım olarak okuduğunuz her kitabı mutlaka not edin ve mutlaka okuduğunuz kitapları paylaşın. Eğer kitap okumayı sevmiyorsan, kitap okuma alışkanlığın yoksa lütfen bu adımları bir dene. Denemekten hiçbir şey kaybetmezsin. İlk önce şöyle bir kitapları kitapçıya git, kitapları kokla, o kitap sevgisini içinde hisset. Kitapları tek tek incele, içlerine bir bak. Kendi seveceğin bir kitap bul lütfen kendine. O kitabı mutlaka her gün en az 10 sayfasını oku. Kendine kitap okumayı, birlikte kitap okuyabileceğin kendine arkadaşlar edin.
Ve asla okuduğun kitaptan utanma ve okuduğun kitapları bitirdikten sonra mutlaka not et ve insanlarla paylaş. Bu adımları lütfen bir dene. Eğer bunu yaparak kitap okuma alışkanlığı edinirsen ya da kitap okuma sevgisi edinirsen lütfen benimle paylaş. Eğer bir kişiye bile kitap okumayı sevdirebilirsem gerçekten dünyanın en mutlu insanı olurum. Lütfen bunu benimle paylaş. Unutma, kitap okumak sana sorgulayabilmeyi, düşünebilmeyi, empati ve sempati duyabilmeyi, hayal kurmayı, kısacası güzel bir insan olmayı öğretir. Bu yüzden lütfen oku güzel kardeşim, lütfen oku güzel arkadaşım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar bolca kitap sevgisiyle kalın, hoşça kalın. Siz olmazsa atacağız artık yani. Herkese yeni bir videodan merhaba.